Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında kare ifadeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar etkinliğimize geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. 15. etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen kare ifadelerin hangi tam sayıya yakın olduğunu yazınız diyor. Arkadaşlar karekök kök 28'i şöyle düşünüyorum. Şurada yazalım. A şıkkı diyelim. Karekök 28 gençler. Kendisinden büyük olan tam kare sayımız karekök 36, kendisinden küçük olan karekök 25'tir. Bakın 25 demek 5 demektir. Karekök 36 6 demektir. Hangisine yakın arkadaşlar? Bakın burada 3 fark var. 28'den 25 çıkarıyorum. 36'dan 28 çıkaracak olursak da 8 fark vardır diyorum. Evet 3 daha küçük olduğu için 5'e yakındır. Evet B'ye bakıyorum. Karekök 45. Karekök 45 dediğimiz ifade gençler. Karekök 36 ile karekök 49 arasındadır diyorum. Evet 36'ya arkadaşlar burada 9 birim fark var. 49'a burada 4 birim fark var. Bakın o halde 7'ye daha yakındır diyoruz. Çünkü burada 4 birim fark var. 4 daha küçüktür. O halde karekök 45 7'ye yakındır diyorum. Evet C'ye bakıyorum. Karekök 57 sayısı. Karekök 64 ile karekök 49 arasındadır. Şimdi hangisine daha yakın arkadaşlar? 49'dan 57'ye kadar 8 fark var. 57'den 64'e arkadaşlar 3, 4, 4'e 7 fark var. O halde karekök 64'e yani 8'e yakındır diyoruz. Bunda. da 8'e yakın olarak yazalım. Evet, D'ye bakıyorum karekök 82. Karekök 82'den küçük karekök 81. Bakın çok yakındır. Diğer tarafta karekök 100 var. Yani 10 ile 9 arasındadır. Evet burada bir fark olduğu için 9'a çok yakındır diyoruz. Evet E'ye bakıyorum arkadaşlar karekök 99. Karekök 100 ile karekök 81 arasında. Bu sefer de arkadaşlar bakın bu 10 ve 9'dur. Bir fark olduğu için ona çok yakındır diyoruz. E'nin cevabını. Bir de karekök 105'e bakalım. Buna da E diyorum. Evet F diyelim gençler. Karekök 105 dediğimiz sayı Karekök 100 ile karekök 121 arasındadır. Bakın burada 5 fark var. Burada 16 fark var arkadaşlar. 5 küçüktür diyoruz. Yani 10 ile 11 arasında ama 10'a daha yakındır diyorum. Evet devam ediyorum. 16. sorumuza geçiş yapıyorum. Evet aşağıda verilen kareköklü ifadelerin aralarında yer alan tam sayıları yazınız diyor. Arkadaşlar karekök 8 ile karekök 47 arasında. Şimdi karekök 8 dediğimiz arkadaşlar Şöyle altına yazalım. Karekök 4'ten büyük karekök 9'dan küçüktür. 9 da 2 ve 3 olarak söyleyelim. Demek ki 3'ten küçük arkadaşlar bakın buraya 3 gelir. 4 gelir, 5 gelir, 6 gelir diyorum. Şimdi karekök 47'yi incelemek istiyorum. Bu karekök 49'dan küçük, yani 7'den küçük bir sayı. Karekök 36'dan da büyük bir sayıdır. O halde 6 gelir ama bakın 7'den küçük olduğu için 7 buraya gelemez arkadaşlar. O halde gelmesi gereken tam sayılar 3, 4, 5 ve 6'dır. Evet B'ye bakıyorum. Şuna A diyelim. Karekök 15 ile Karekök 90. Şimdi karekök 15 karekök 9 ve karekök 16 arasında arkadaşlar şöyle düşünün bu 16 4 bu da 3 demektir. Bir de karekök 90'ımız karekök 100 ile karekök 81 arasında yani 9 ile 10 arasında bir sayıdır. Yani bakın buraya 9 gelebilir ama 10 gelemez diyoruz. Küçük olarak da arkadaşlar en küçük 4 gelebilir diyorum. O halde buraya gelebilecek sayılar 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları gelir diyoruz. 10 gelemez arkadaşlar. O halde ne diyorum? 4'ten 9'a kadar olan sayıları yani 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 gelir diyoruz. Evet devam edelim. Şu yan tarafı temizleyelim gençler. Evet, karekök 45 ile karekök 200'ü değerlendiriyorum. Karekök 45 dediğimiz sayı Karekök 36'dan büyük karekök 49'dan küçüktür. Yani 7 ile başlar arkadaşlar. 7 gelebilir. Bir de karekök 200'e bakalım. Bu da karekök 225'ten küçüktür. ve karekök 196'dan büyüktür diyorum. Yani ne olur? 14 ile 15 arasındadır. Bakın 15 gelemez ama en fazla 14 gelir diyoruz. O halde 7'den başlıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayıları gelir diyoruz. E, karekök 65 inceleyelim. Karekök 64'ten büyük. Karekök 81'den küçüktür. Yani 8 ile 9 arasında bir sayıdır. Şimdi 8'den büyük olduğu için o halde en küçük olarak 9 gelir diyoruz. Bir de karekök 257'mize bakalım. Karekök 256'dan büyüktür. Yani 16'dan büyük olur. 289'dan da küçüktür diyorum. Yani 17'den de küçüktür. O halde 17 gelemez. 16'ya kadar olan sayılardır. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 olur. Gelebilecek değerler diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum bir tam kare sayının rakamları toplamı da tam kare sayı oluyorsa böyle sayıları muhteşem tam kare sayılar denir. 3 basamaklı 400'den küçük kaç tane tam kare sayı vardır diyor. Arkadaşlar 3 basamaklı sayılarımızı bakın 400'den küçük olan 3 basamaklar 100'den başlayarak inceleyeceğiz. 100 var. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi arkadaşlar 225. 16'nın karesi 256 289 324 diyorum. Bir de 19'un karesi 361 var. Şimdi bunların arkadaşlar rakamları toplayacağım. Eğer bunlar da tam kare sayı oluyorsa muhteşem tam kare diyoruz. O halde rakamları topluyorum. Bakın 1 artı 0 artı 0. Toplarsam 1. 1 arkadaşlar 1'in karesidir. O halde muhteşem tam kare sayıdır. 121 rakamlarını topluyorum. 1, 2 ve 1'i toplayalım. 4 olur. 4 arkadaşlar 2'nin karesidir. Bakın muhteşem bir sayıdır. Muhteşem tam kare. 144'ü 1, 4 ve 4 toplayalım. Toplamları 9 oldu. 3'ün karesidir. Evet bu da muhteşem. Tam karedir. 169 da 9 1 daha 10. 6 daha 16. 16 4'ün karesidir diyorum. Bakın muhteşem tam kare çıktı. 196 da aynı rakamlardan oluşuyor. Bu da 16 demektir. Yani 4'ün karesidir. Muhteşem tam kare sayıdır. 225'i toplarsam 9 olur. 9 3'ün karesidir. Bu da muhteşem tam kare sayıdır. 256 25 daha 7 6 daha 13. 13 arkadaşlar herhangi bir sayının karesi değildir. 289'un rakamlarını topluyorum. 10 19. 19 herhangi bir sayının karesi değildir. 324'ü topluyorum. 3 2 daha 5 4 daha 9. 9 3'ün karesidir diyorum. Muhteşem. Tam kare sayıdır. Bir de 361'i toplayalım. 6 3 daha 9 1 daha 10. 10 herhangi bir sayının karesi değildir. O halde 1 2 3 4 5 6 7 tane muhteşem tam kare vardır diyorum ve cevabımız sorumuzun cevabını vermiş oluyorum. Evet temiz yere geçiyorum gençler bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar buradaki olayımız bizim herhangi bir sayı, pozitif bir tam olmayan bir sayı veriyor ve yaklaşık olarak bu karekökün değerini hesap etmemizi istiyor. Olay ne arkadaşlar? Öncelikle ne yapıyorum? X sayısı bir pozitif tam sayı olacak ve karekökün yaklaşık olarak nasıl hesap ettiğimizi söylüyor. X sayısından küçük en büyük tam kare sayı ile X sayısından büyük en küçük tam kare sayı bundur. Bunlardan birincisi a ikincisi b olsun. X sayısının karekökü yaklaşık demektir gençler bakın şu çizgi. Karekök içerisinde a'yı yazıyorum. Yani kendisinden küçük olan en büyük tam kare sayı yazıyorum. Artı x eksi a bölü b eksi a formülü hesaplanır. Örneğimizi vermiş. Benden de karekök 45 istiyor. Demek ki arkadaşlar burada bizim x'imiz 45 olacak. Karekökü demek de karekök 45'in yaklaşık değerini istediğimi söylüyoruz. O halde 45 sayısından küçük. En büyük tam kare sayımız arkadaşlar 36. Bakın bu a demektir. Evet 45 sayısından büyük en küçük tam kare sayımız. Yani B'nin değeri de 49'dur. Şimdi A'yı ve B'yi bulduğumuza göre arkadaşlar yerlerini yazalım. O halde karekök 45 diyorum. Şöyle arkadaşlar bu yaklaşık olarak demektir. Devam ediyorum. O halde neydi? karekök A yani karekök 36. Artı kesir çizgisi x eksi a. x'imiz 45'ti. 45 eksi a'nın değeri 36 bölü. b eksi a. b 49'du. a'nın değeri de 36 idi. Şimdi burası arkadaşlar karekök 36 6 demektir. Artı. 45'ten 36 çıkardım. 9 bölü. 49'dan 36 çıkardım. 13. Bakın şöyle yazabilirim. 6 tam 9 bölü 13 yazarım. İstersek bunu birleşik kesir çevirecek olursak. 6 kere 13. 78. 9 daha 87 bölü 13 olur. Sorumuzun cevabı ister tam sayılı kesir isterse bileşik kesir olarak ifade edebiliriz. Evet devam edelim. 19. soruya bakıyorum. Buna göre bu tel en az kaç noktanın üzerinden geçer? Yukarıda aralık iki nokta arası karekök 5 cm olan bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelde 15 cm uzunluğundaki düz bir metal bir tel A noktasından başlayıp noktalar üzerinden geçecek şekilde verin üzerine bırakılıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Öncelikle karekök pardon 15'in değeri kareköklü ifade olarak karekök içerisinde alacak olursam karekök 225 santimetreye eşittir. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın her iki nokta arası karekök 5 dedi. Bakın karekök 5 karekök 5 şeklinde devam ediyorum. Örneğin arkadaşlar şöyle F'ye gelecek olursam. Bakın F'ye kadar geldiğimizi düşünelim. O halde A ile F'nin arası A, F uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5 tane kök 5. 5 kök 5 dedim. 5'i kare kök içerisine alacak olursam 25 olarak alırım. 25 çarpı 5'ten kare kök 125 santimetredir. Şimdi Karekök 225'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi karekök 225'ten sonra şu G'yi alacak olursam bir kök 5 daha geliyor. Yani AG'nin değeri 6 tane kök 5 olur. Bu da 6'yı karekök içerisinde alırsam 36 çarpı 5 demektir. Yani karekök 180'dir. Bakın karekök 225 daha bir biraz daha vardır diyorum. Bir de AH'ye bakalım. Bu da 7 tane kök 5 olur. 7'yi kare kök içerisine alırsam 49 çarpı 5 olur. 49 ile 5'i çarpacak olursak da kare kök 245 olur. Arkadaşlar kare kök 245 kare kök 225'ten büyüktür. Bakın o halde H'ye kadar gelemeyiz diyorum. Bunu eliyorum. Peki şimdi kare kök 180 225'ten küçük olduğu için buraya gelebilecek en büyük sayımız olur diyoruz. O halde arkadaşlar A, G'ye kadar A'dan başlayıp G'ye kadar G'yi de geçtiğimizi düşünüyoruz. Çünkü şu aralarda bir yerdedir. Karekök 225. Karekök 180'den büyüktü. G'ye kadar kaç tane nokta üzerinden geçtim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta üzerinden geçtik diyoruz sorumuzun cevabını. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiş yapıyorum. Evet buna göre klavyeden 280 sayısı girildiğinde Sonuç ekranına yazılacak sayı kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar birinci adımdan uygulamaya başlayalım. Girilen sayı oku dedi. Birinci adım diyorum. Evet birinci adımda arkadaşlar sayımızı okuyalım. Birinci adım sayımız 280. İkinci adım girilen sayının karekökünü al. Karekök 280. Sonuç tam sayısı arkadaşlar. Üçüncü adımda eğer sonuç tam sayı 5. adıma git. Sonuç tam sayı değil arkadaşlar. O halde öncelikle karekök 280'in yaklaşık değerini bulmamız gerekir. Şöyle şu sol tarafı kullanalım. Karekök 280 demek gençler. Karekök 289 ile karekök 256 arasındadır. Bakın burada 8 birim mesafe var. Arkadaşlar burada 24 birim mesafe var. Evet, 24 birim mesafe var. Yani 289'a aslında ne diyoruz? 17'ye çok yakındır. Yani ben aslında şu karekök 280'in yaklaşık değerini 17'ye çok yakın arkadaşlar. 16.7 gibi bir şey düşünebilirim. 16.7 olarak yazalım. Şimdi dördüncü adıma geçiyorum arkadaşlar. Bu 3. adıma es geçtik. Dördüncü adımda ne diyordu bize? Sonucu birler basamağına göre yuvarla diyordu. 16'dan 10'da 7'yi yuvarlayacak olursam 16 değil arkadaşlar 17 olur. Çünkü 5'ten büyüktür zaten yukarıda anlattı. Şimdi sayımız ne oldu? 17 oldu. Peki. Sonucu yuvarla dedik ve tekrar ikinci adımdan devam et. Tekrar ikinci adıma gidiyorum arkadaşlar. İkinci adım. İkinci adımda girilen sayının karekökünü a dedi. Karekök 17 diyorum. Yine yaklaşık değerini söylemek istedim. Şöyle yaklaşık değer diyorum. Arkadaşlar karekök 17. Karekök 16 ile karekök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasındadır. 4'e çok yakındır. Yani 4.2 gibi düşünebilir. 4.2 dedim. Buradan arkadaşlar ne yapıyorum? 4.2'yi yine yuvarlamamızı istiyor. Bakın 4. adımda. Çünkü sayı tam sayı çıkmadı. O halde 4. adıma geçiyorum direkt. bunu boş bıraktım. Dördüncü adım diyorum. Sayımızı yuvarlarsak sayımız dörttür arkadaşlar. Ve ikinci adımdan devam et dedi. Yuvarladık. Tekrar ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımda girilen sayının kare al dedi. Dördün kare aldım. Ve sonucu ikidir. Bakın iki arkadaşlar. Üçüncü adımda sonuç tam sayı ise e evet, sonucumuz tam sayı oldu. Ve beşinci adıma giderek ekrana sonucu yazıyorum. Evet, sonucu 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet temizlik geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Evet gençler. Verilen şekil A ve B uzunluklarına oluşmaktadır. Şekildeki köşe açıları dik olup şeklin alanı 448 cm kare ve B eşittir 2A olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şeklimizi Şöyle parçaları ayırmak istiyorum. Bakın şu yukarıya bakacağım, buraya bakacağım, bir de şöyle düşeceğim. Şimdi gençler, burası a, burası b ise bunun alanı a çarpı b'dir. Şimdi alanı zaten biliyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar, bakın şurası a, burası a, çünkü tek çizgi olduğu için buraya a diyorum. Şimdi bakın şurada tek çizgi var, a ise şunu tamam gençler yukarıya baktığımız zaman şöyle indirelim. Bakın burası A ise burası da 2A B'ye eşit olduğu için bakın 2A B'ye eşitti. O halde burası A ise bakın buraya da A kalır diyorum. Aslında ne görüyorum arkadaşlar? Burası A ise burada da A var. Yani şu ikisi B'ye eşittir. E kısa kenar A idi. O halde bunun alanı da A çarpı B'dir diyoruz. Bakın iki tane alanı göstermiş olduk. Şimdi şu çizgimiz arkadaşlar bizim B olduğunu söylüyordu. Şimdi yukarıda bakın burası A ise burası da A'dır diyorum. Yine buraya da A çarpı B diyorum. Üçüncü alanı gördük. Şimdi gençler bakın burası A ise şurada iki çizgimiz var. Burası A olacak ki B'ye eşit olsun. Yani burası A'dır. E şurada tek çizgimiz var. O halde buradaki alan da A'nın karesidir. Peki kaç tane alanımız var? 1, 2, 3 tane AB var. A çarpı B artı A çarpı B artı A çarpı B artı A'nın karesi eşittir. 448 diyorum. 1, 2, 3 tane AB var. O halde 3 çarpı AB olur. Artı A'nın karesi diyorum. Şimdi gençler B bizim için neydi? 2A'ya eşitti. O zaman bu B'ye gördüğüm yere 2A yazıyorum. 3 çarpı A çarpı 2A diyorum. Artı A'nın karesi eşittir 448'lerimizi şöyle yazalım. Şimdi 2A, 3A ile 2 ile 3 çarptım 6. A ile A'yı çarptım A'nın karesi artı. A'nın karesi eşittir 448. Burada 7A kare eşittir 448 ise her iki tarafı 7'ye bölersek 7'ler gitti. A'nın karesi arkadaşlar ne olur? 64'tür. A'nın karesi 64 ise A'nın değeri de 8 olur diyoruz. Şimdi A'nın değeri 8 ise arkadaşlar B bunun iki katıydı. O halde B de 16 olacak diyelim. Peki şöyle rengimizi değiştirelim. Ve şimdi arkadaşlar çevreyi hesap edeceğim. Şöyle şurayı komple temizleyelim. Şu A B'lerimiz tekrar yazalım. Bakın burası A. A A A. A. Burası B B A demiştik. Şuraya ne dedik arkadaşlar? A demiştim. Burası B, burası da A. Şimdi önce A'ları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A. Artı. B'lere bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane B. O 8 tane A arkadaşlar. A 8'di. 8 çarpı 8 artı. B de 16. 4 çarpı 16. 8 kere 8 64 4 kere 16 64 toplayacak olursak da 128 santimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 22. soruya bakalım gençler. Yukarıda verilen tahta parçasında ardışık iki nokta arası 2.5 santimetredir. A noktasının delik açmaya başlayarak her 3 santimetrede bir delik açılıyor. Buna göre E noktasından önce en fazla kaç delik açılır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle E noktasına kadar bakın her birisi 2,5 santimetre ise 1, 2, 3, 4 tane A, E arası 4 çarpı 2,5'dan 10 santimetre olduğunu görüyoruz. Ae arası 10 santimetre dedik. Şimdi arkadaşlar, e'den önce diye düşünüyoruz o halde. Yani bu 10 santimetre'den aslında ben bunu şöyle kareköklü olarak yazarsam da, çünkü karekök 3 ile kıyaslamam gerekiyor, karekök 100 olduğunu söyleyelim. Yani karekök 100'den önce kaç tane karekök 3 var diye düşünüyorum. Şöyle düşünelim arkadaşlar, her A'dan başlayarak kök 3'lü birimlerde delik açacağız. Şimdi. Mesela ben 5 tane delik açacak olursam arkadaşlar. 5 tane delik diyelim. Gençler şöyle 5 tane delik açtığımı göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane delik. Peki kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5 delik. 4 aralık var demektir. Ne? Her aralık kök 3'tü. O halde 4 çarpı kök 3 diyorum. 4'ü kare kök içerisine aldım. 16 çarpı 3'ten karekök 48 olur diyoruz. Şimdi karekök 100'den bayağı küçük. O halde bir tane fazla arttıralım. 6 tane delik diyorum. Şimdi aralık sayısı bundan bir eksik. O halde 5 aralık diyelim. Ve her bir aralık kök 3'tü. O halde 5 çarpı kök 3'ten. 5'i karekök içerisine aldım. 25 olarak girdi. 25 çarpı 3. Karekök 75 oldu arkadaşlar. Yine 100'den küçüktür diyoruz. Olabilir. Bir de 7 deliğe bakalım. 7 tane delik diyorum. O halde bu ne yapar? 6 aralık yapar. 6 çarpı karekök 3'ten 6 içeri alacak olursam 36 olarak girdi. 36 çarpı 3 de karekök 108'dir arkadaşlar. Bakın 100'ü geçti. O zaman 7 tane delik olmaz diyoruz. O halde arkadaşlar bakın en fazla delik ne oldu? 6 tane oldu diyorum. 6 delik açılır deriz. Sorumuzun cevabını diyelim. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.